21 yıllık bir iktidarla karşı karşıyayız ve bu 21 yıl süre zarfında devletin bütün olanaklarını kendi iktidarı için seferber etmiş bir yapıyla karşı karşıyayız. Hem toplumsal örgütlenme bağlamında, hem ekonomik rant dağılımı bağlamında, hem de devletin kolluk, yargı, bir siyasi oluşumlar başta olmak üzere bir bütün olarak devletin imkanlarını kendi çıkarı için seferber etmiş bir yapının seçimde kazanamadığını da altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Yani bu eşitsiz durumun kendisini gözetmeden başarı ya da başarısızlığı doğru bir şekilde tarif edemeyeceğimizi düşünüyorum. Seçim sürecinin kendisi de, sandık gününün kendisi de, seçim gününün kendisi de aslında demokratik bir düzende işlemedi. Yani bu antidemokratiklikler üzerinden elde edilen sonuçların muhalefet açısından tamamen başarısız bir sonuç olarak addedilmesini ben doğru bulmamaktayım. Şöyle, son seçimler aslında birbirine benzeyen seçimlerdi. Yani iktidar cenahında sürekli Türkçülük vurgusu, milliyetçilik vurgusu ve toplumun aslında o milliyetçi duygularını sürekli beslemeye çalışan bir taktik son seçimlerde ve bu seçimde de kendisini gösterdi. Öte taraftan yani iktidarın toplumun gerçek sorunlarını, ekonomik sorunlarını, refah sorunlarını, kültürel problemlerini, inanç anlamına dair problemleri örtbas etmeye çalışan, aslında toplumu gerçek sorunları etrafında toplumun gerçek sorunlarının aslında üstünü örtmeye çalışan bir iktidar dili vardı. Biz yani bu milliyetçi politikayı, topluma salınmış bu milliyetçi politikayı nasıl minimize edeceğiz? Nasıl bertaraf edeceğiz? Toplumu gerçek sorunları etrafında nasıl örgütleyeceğiz? Ya bence hani seçim tekrardan aslında bu derslerle dolu. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi yani mesela Kürdistan'daki seçimlere bakalım. Yani Kürdistan'da tamamen bütün olanaklarına rağmen, bütün baskısına rağmen, bütün faşizan politikalarına rağmen özellikle yani Kürt halkına dönük hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da yürüttüğü savaş politikalarına rağmen Kürt halkı bir kez daha aslında Kürdistan'da sandıklarda kendi iradesini ortaya koydu. Yani bu seçimde AKP Hüdapar'a alan açtı. Yani AKP'nin bu seçimde özellikle Kürdistan'da Hüdapar'a alan açmasının en temel nedeni de şu aslında. Yani Kürt halkının direnişi karşısında çaresiz olduğunu da dolaylı itirafıydı. Aslında biz hep şunu söylerdik, yani Kürtlerin Hamas'ını, bir Kürt Hamas'ı yaratmak istiyorlar. Yani egemen akıl, devletçi akıl ve AKP hani tekrardan Kürdistan'da bitmiş tabela partisi haline gelmiş, artık toplumda rıza üretmekten zorlanan bu yapı bir kez daha aslında Hüdapar gibi oluşumlar üzerinden Kürdistan'da başka bir şeyin önünü açmaya çalıştı. Sonuç itibariyle Türkiye'deki sarıldıkları Türkçülük, Kürdistan'da sarıldıkları dincilik aynı zamanda AKP, MHP'nin ne kadar zor duruma düştüğünün de göstergesi. Zor duruma düşmese, bu iktidar zor duruma düşmese iki yakada, iki farklı yerde, iki farklı şeyi argümanla sahaya inmezdi. İşte darbe söylemlerinin hepsi tamamen bununla ilgili. Yani işte 14 Mayıs darbe girişimidir söyleminin kendisi zaten bir bütün olarak toplumu farklı konular etrafında manipüle etmek ve konsolide etmekle doğrudan ilgili. Yani sonuç itibariyle bütün devletin bütün olanakları sizde. Yargı sizde. Kolluk sizde. İşte seçim sürecinde yaşadık. Gazeteci arkadaşlarımız, siyasetçi arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız, kültür emekçisi arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız tutuklandılar bu ülkede. Şimdi hani darbe diyorsanız size darbe buydu. Yani kolluğu arkanıza alarak, yargıyı arkanıza alarak, yine HDP üzerindeki kapatma davasının kendisi, özellikle geçersiz oyların oranına baktığımızda darbe bu. 11 yıldır siyaset sahnesinde olan, halk tarafından tanınan, bilinen bir parti üzerindeki kapatma davası ve başka bir partiyle, çok yeni bir partiyle seçime girmek zorunda kalması bir siyasi darbe, bir yargı darbesi, bir hukuk darbesi aynı zamanda. Sadece seçim hattında değil, seçim zamanında değil. Yani biz yaklaşık 10 yıldır çok sistematik, yargıdan, kolluktan, askeri, siyasi, kültürel her yönlü bir darbe sürecinin, darbe zemininin içerisindeyiz ve darbenin doğrudan muhataplarıyız. Yani iktidar karşısındaki altılı masanın, yani sistem muhalefeti diye tarif ettiğimiz altılı masanın temel açmazlarından biri bence şuydu. Yani Erdoğan sonrası,
daha seçimi kazanmadan Erdoğan sonrası döneme dair bu kadar sıkı pazarlık yapıp Erdoğan'ı devirmeye dönük siyasal ve toplumsal görevlerini, güncel görevlerini ıskalayan bir aslında muhalefet gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gördük. Eğer bugün itibariyle Erdoğan ve oluşturduğu ittifaktan milyonlar kopmamışsa, kitleler kopmamışsa demek ki şu anlama geliyor sizin topluma dönük, toplumun örgütlenmesine dönük, toplumun aslında bu cebörüt iktidardan koparılmasına dönük, uzaklaştırılmasına dönük ev ödevlerinizi yapmadınız ortaya çıkıyor. Yani sonuç itibariyle aynı siyasal damardan, aynı ideolojik damardan beslenen, aynı seçmen kitlesine seslenen yapılar da vardı Millet İttifakı'nda, Cumhur İttifakı'nda da vardı. Yani biz Emek ve Özgürlük İttifakı'nı özellikle Türk-İslamcı sentezde faşist iktidar noktasında mertebesine gelmiş bir kötülük düzenini, kötülük örgütünü yıkmak üzerine aslında bu iddiamızı ortaya koyduk. Ve bu iddiamızı ortaya koyarken de faşizme, tek adama ve tek adam rejimine kaybettirme üzerinden kurduk. Ama bunu yaparken aynı zamanda üçüncü yol sözünü, üçüncü yolun politikasını, üçüncü yolun toplumsal örgütlenmesini daha radikal, daha inançlı, daha örgütlü bir şekilde de yapmamız gerekiyordu. Yani ortaya çıkan seçim sonuçları, ortaya koyduğumuz hedeflerle toplumsal ve örgütsel alanda yapamadıklarımızı da gösteriyor. Yani ortaya koyduğunuz hedefin altında bir örgütsel ve toplumsal çalışma, emek sürecinin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Ama sonuç itibariyle ortaya çıkan sebeplerin birçok nedeni var. Bu başlıkları ayrı ayrı sadeleştirmek gerekiyor. Yoksa yani aldığımız kimi taktiksel kararlarla stratejik hedefler arasındaki açı farkını, uyum farkını bizim tartışmamız gerekiyor. Yani stratejik hedefte bir sıkıntı yok. Stratejik hedefin tartışılmaması gerekiyor. Yani bu faşist iktidarın yıkılması gerekiyor. Ama faşist iktidarı yıkmaya çalışırken kendi sözünüzü, alternatifinizi topluma daha güçlü sunmanız, topluma daha güçlü buluşturmanız gerekmekte. Yani bu konularda yaşanan sıkıntılar var. Bu sıkıntıların bizden kaynaklı nedenleri var. Ama bizim dışımızda da baskı rejimiyle, doğrudan siyasi soykırım süreciyle de ilgisi var. Yani bunu da göz ardı ederek kendimize haksızlık edemeyiz. Ama bu yönüyle baktığımızda üçüncü yol mücadelesi bugünden sonra toplumla daha fazla buluşturulması, bir toplumsal örgütlenme perspektifi daha fazla ele alınması gerekiyor. Yani bu seçim sonuçta aynı zamanda şunu gösterdi bize. Bakın bu çok net. Şimdi 40-50 yıllık Kürt halkının yaklaşık 50 yıllık özgürlük mücadelesinin ne kadar örgütlü bir kıvama geldiğini tekrar gösterdi. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na en fazla, en yüksek oy oranları Kürt illerinde çıktı. Şimdi bu aynı zamanda Kürt halkının ne kadar politik, ne kadar örgütlü, hedeflerinde ne kadar net olduğunu da gösterdi. Ve bu netlik aynı zamanda Kürdistan'ı ve Kürt halkını Türkiye'deki özgürlük ve demokrasi mücadelesi için en temel merkez olduğunu tekrardan gösterdi. Aslında bunu son seçimlerde çok gördük. Bundan önceki seçimlerde de çok gördük. Ama artık şunun herkes tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Yani Kürtlerin yürüttüğü özgürlük mücadelesi hem Kürt sorunun demokratik çözümü için, hem Kürt halkının statüsü için, hem de Türkiye'deki toplumun, Türkiye halklarının demokratik geleceği için en önemli politik merkezdir. Demokratik direniş merkezidir. Özgürlükçü merkezdir. Yani bu seçim sonuçları bir kez daha bize şunu gösterdi. Daha fazla üçüncü yolun daha fazla Türkiye'de batıda örgütlenmesi, toplumsal örgütlenmesi, radikal örgütlenmesi gerektiğini gösterdi. Yani bakın eğer yani AKP'nin dinci politikalarına Kürt halkı geçit vermedi. AKP'nin Türkçü politikalarında geçit vermemenin yegane yolu şudur. Toplumda daha fazla örgütlenmek, batıda daha fazla örgütlenmek. Bu HDK ve HDP bileşenlerinin sadece tarihsel görevi değil, güncel ve gelecek görevidir. Yani biz bu milliyetçi politikaları minimize etmemizin, bu milliyetçi politikaları püskürtmemizin tek yolu şudur. Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da, Akdeniz'de, İç Anadolu'da örgütlenmektir. Doğrudan emek üzerinden örgütlenmektir, doğa üzerinden örgütlenmektir. Demokratik mücadele, demokrasi mücadelesi perspektifi üzerinden örgütlenmektir. Kadın ve gençlik mücadelesi perspektifi üzerinden örgütlenmektir. Yani İttifakın da böyle bir örgütlemeye gitmesi gerekiyor. Kesinlikle Emek ve Özgürlük İttifakı'nın
Yani bu seçim sonuçları şunu gösterdi bizim açımızdan. Emek ve Özgürlük İttifakı bugünden itibaren Türkiye'nin batısında bir toplumsal örgütlenme perspektifini, bir politik program mı önüne koyamadığı sürece toplum iktidarın bu ırkçı, milliyetçi politikalarına teslim olacak. Yani başarı ya da başarısızlık kıstasını buralardan biraz belirleyebilmemiz gerekiyor. Emek ve Özgürlük İttifakı bizler açısından örneğin Emek ve Özgürlük İttifakı elbette ki seçim taktikleri noktasında sonuçlar üzerinden de baktığımızda yani hedefine ulaşamamıştır, sınıfta kalmıştır. Bu konuda belli tartışmaları kendi içerisinde yapmak zorundadır. Ama Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu konudaki en büyük zafiyeti bir toplumsal kuruculuk, toplumsal örgütlenme perspektifini seçim kadar, seçim matematiği kadar önüne koyamaması ile ilgilidir. Bu sadece bugünün sorunu değildir. Son yılların sorunudur. Uzunca bir süredir sorunumuzdur. Ama bir kez daha seçim sonuçları gösterdi ki Emek ve Özgürlük İttifakı kendisini bir mücadele ittifakı olarak, stratejik bir ittifak olarak, halkların ittifakı olarak, ezilenlerin ittifakı olarak, altını tekrar çiziyorum, bir mücadele ittifakı olarak kuramadığı sürece seçimlerde istediği başarıyı elde edemeyecektir. Bu iktidarla, bu iktidarın seçimlerde oy hırsızlığı yapmamasını, yapmayacağını bekleyemezdik zaten. Yani sandık hırsızlığı, yani seçmenin seçim sürecinde yurttaşın iradesine ipotek koymaya çalışan, seçim sürecinde çalışan gazetecilerin, siyasetçileri kolluk ve yargı yoluyla tutuklayan, aslında bu yönüyle de hırsızlık yapan, gasp eden, darbe yapan bir iktidardan biz demokratik bir tutum, demokratik bir süreç işletmesini bekleyebilir miyiz? Elbette bekleyemeyiz. Ama bu konuda ana sorumluluğu, ana muhalefeti olarak bu ülkede siyaset yapanlarındır. Özellikle onlarındır. Yani şuradan söylüyorum bunu. Yani bu iktidarın yani seçim öncesi, seçim günü, seçimleri manipüle edeceği, seçim sonuçlarıyla oynayacağı, yine aynı zamanda aslında yani kimi sandık hilelerine başvuracağı, sandık görevlilerinden tutalım da seçmen listelerinin askıya çıkarılma sürecine kadar aslında bir bütün olarak baktığımızda zaten bu süreç şaibeli bir süreçtir. Emin olun şaibeli bir süreçtir ama toplum, halkımız, yurttaşlar şu umutsuzluğa kapılmasın. Bu kadar hileye, gaspa, bu kadar soru işaretine rağmen kazanamadılar. Demek ki çok güçsüzler. Bakın bu bizim için umudu ayakta tutma gerekçesidir. Bir siyasal mühendislikle, yani iktidarın siyasal mühendisliğiyle tekrardan siyaset, yani Türkiye'deki siyaset zemini Türkçü, İslamcı, gerici, milliyetçi, ırkçı bir dizayna tabi tutuldu. Aslında bu aynı zamanda ikinci yüzyıla girerken devletin yüzyıllık korkusunun da doğal bir sonucu. Aslında bir siyasal mühendislik dediğim o. Çünkü son yıllarda AKP, MHP faşizmine karşı, iktidarına karşı Türkiye'de sosyalistlerin, devrimcilerin, Kürdistanlı ve Türkiye'li devrimcilerin, sosyalistlerin, Kürtlerin özgürlük mücadelesinin bir bütün olarak siyasette, politikada ne kadar kilit konuma geldiğini sadece biz görmedik. Karşı taraf da gördü. Kilit pozisyondayız, anahtar pozisyondayız. Hatta son seçim sonuçları tekrar gösterdi ki Türkiye'li ve Kürdistanlı devrimciler, sosyalistler bu ülkede ortak kurtuluşun, ortak geleceğin yegane teminatıdır. Yani demokratik geleceğimizin yegane teminatıdır. Özgürlük olacaksa, hak ve özgürlükler tesis edilecekse yegane teminatıdır. Şimdi bu belirleyicilik konumuna, yani Türkiye'de HDK ve HDP, Türkiye ve Kürdistan'da HDK ve HDP etrafında yan yana gelmiş siyasi öznelerin toplumda kabul görme oranına da bir müdahaledir. Aynı zamanda yani bir siyasal özne, aynı zamanda bir kurtuluş öznesi, bir zafer öznesi olmasına da müdahaledir. Buradan baktığımızda bu ırkçı, milliyetçi çoğunluğu devletin desteğini arkasına alan iktidar yapılarının bir siyasal mühendislik siyasal mühendisliğin sonucu olarak da görmek mümkün. Yani hem bir politik kurgu var burada, yani bir politik kurgu var ama aynı zamanda bir matematiksel kurgu var. Şimdi toplumda bu kadar anketlerde bile oy oranı düşmüş MHP'nin birdenbire böyle %100 oy artışı gerçekleştirmesi ve özellikle Kürdistan'da sandıklarda Yeşil Sol Parti'ye giden oyların blok olarak
MHP'ye yazılması, bir siyasi mühendisliğin matematik hesabı. Böyle görülmeli. Bu çok net bizim açımızdan. Yani MHP'deki oy artışının, muhalefetteki oy düşüşünün bu kadar birbirine yakın olması tesadüf değil. Zaten hani bu kimi ıslak imzalı tutanaklarda ortaya çıkan bir hırsızlık. Yani siyasal mühendisliğin bu yönüyle de aslında bir şeyi yapıldı, matematik hesabı yapıldı, hırsızlık hesabı yapıldı. Yine aynı şekilde yani sandık kurullarını bu kadar kuşatmaları, sandıklara muhalefetin sahip çıkmasını engelleme girişimleri. Bunun karşısında hem ikinci turda hem bundan sonraki mücadele sürecinde bu ülkenin devrimcilerinin, sosyalistlerinin, kadınların, gençlerin, ekolojik mücadele yürütenlerin, emekçilerin yani aslında bir bütün olarak ezilenlerin tarihsel ittifakının tekrardan hem toplumsal zeminde hem politik zeminde gerçek siyasal ve toplumsal özne olacağını ve gerçek kurtuluş adresi olacağını, gerçek özgürlük adresi olacağını göstermek zorundayız. Aslında bu tarihsel, bizim tarihsel yürüyüşümüze devletçi aklın, devletçi güçlerin bir müdahalesi olarak da okunmalı. Tam da işte bu müdahaleyi öngörerek, bu müdahaleyi sürekli akılda tutarak stratejik ittifakımızda, toplumsal ittifakımızda, politik ittifakımızda, mücadele ittifakımızda daha farklı, daha fazla nasıl güçleneceğimizin hesabını yapmak zorundayız. Yani bütün toplumsal muhalefet özneleri bu konuda sorumluluk sahibidir. Yani iktidara karşı konumlanmak, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda Erdoğan karşısında konumlanmak herhangi bir yapıya siyasal destek değil, Türkiye'deki bütün ezilen kimliklerin kendi gününe, kendi geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Sonuç itibariyle bu 21 yıllık iktidar düzeninde, iktidar döneminde yaptıkları ortadadır. Buradan baktığımızda bu iktidarın politikalarından rahatsızlık duyan, olumsuz anlamda etkilenmiş, sürgün yollarına düşmüş, cezaevlerine düşmüş, aç kalmış, yoksul kalmış, emeğiyle bile geçinemeyen bütün insanların bu iktidardan durduğu yerden hesap sorması lazım. Bunun için ne yapmalıyız? Bunun için son turda, son günlerde, bu sayılı günlerde şunu yapmalıyız. Bütün arkadaşlarımız, bütün seçmenlerimiz, bütün yurttaşlarımız sadece sandığa gitmekle yetinmeyecekler. Her birey, her fert bir örgüt gibi çalışmalı. Bir nefer gibi çalışmalı. Bir demokrasi neferi gibi çalışmalı.